Herkese selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz, geçen günlerde paylaştığım bir videoda yapımcının sayesinde, Mete Bey'in sayesinde sağ olsun selamlarımı iletiyorum kendisine de. Bir tır almıştım. Oyunda bulunan tırı falan aldım. Çoğu aracı alabiliyorum şu anda da. Tabii ki bizim dikkatimizi en çok çeken bu oyundaki Actros oldu. Çünkü biliyorsunuz biz tırcı adamız, yani biz böyle ufak tefek araçları kullanmayız pek. Bundan dolayı bu tırı almıştım arkadaşlar. Şimdi bu tırın yanında olan araçlarımız neydi? İlk başta zaten başladığınız an, oyuna başladığınız an şöyle bir arabayla başlıyorsunuz. Bu arabayla görev yapıyorsunuz. Ben bunu ek olarak almadım tabii ki. Ben param düşüktü o dönem. Gittim bir tane Tofaş aldım, Şahin aldım. Doğan görünümlü Şahin. Yani bu Panjur falan şeydi, bu 89 model büyük ihtimalle. Neyse onu geçiyorum. Yani Şahin almıştım. Onun dışında bir şey alamadım. Sağ olsun yapımcı Mete Bey bana yardımcı oldu bir konuda. Ve sayesinde böyle Actros falan alabildik. Şimdi bugün ne yapacağız? Geçen zaten videoda bir Actros incelemiştik. Sağa sola girişini falan görmüştük. Bugün de modifiye edeceğiz Actros'u. Bakalım neler takabiliyoruz, ne kadar ilerletebiliyoruz. Hemen arkadaşlara, hani böyle oyunu oynayan arkadaşlara göstereyim modifiye nasıl yapılıyor. Şimdi bu normal ana ekranınız ya, arabalar diyorsunuz, hemen sizin galerinizi açıyor. Seçtiğiniz arabada böyle atölye var ya, bak şurada garajım var, işte araba mağazası, atölye var. Atölyeye tıkladığınız anda şöyle getiriyor. Garajım derseniz de garaja geri gönderiyor. Yani sizin bulunduğunuz yer aslında garajınız. Atölye dediğiniz zaman da başlıyor modifiye işleri. Yani bu şekilde. Ne kadar modifiye olur bilmiyorum fakat deneyeceğim. Bakalım neler oluyor. Şunları zaten hiç, bunu bir deneyeceğim de önce bir elektrosu deneyeyim. Diğer aracı zaten hiç denemeye bile gerek yok. Şimdi bakalım. Renk kırmızı bence ya, çok. Yok, renk oynamasa da olur ya. Yok, renkle oynamayacağım ya. Böyle burada ne var? Ha, burada çıkartma ekleme şeyi var. Ya bak, burada çıkartmalar var. Burada ekleyebiliyorsunuz. Mesela şu nasıl olur? Çıkartma nereye gitti lan? Ha, şurada, tamam. Yok ya oğlum, şey, nasıl iptal edeceğim bunu? Neyse, araçta görünmesin de. Ya tırlara o kadar gitmez oğlum böyle şeyler ya. Bunu bu şekilde kaplama falan yapabiliyorsunuz. Onun dışında plakalar var. Burada mesela bak, ledler falan da var, görüyor musunuz? Tamam, polislerini etkileyebiliyorsun. Ekledim. Onun dışında jant yakında geliyormuş. Bak, bak bu güzelmiş lan. Renk falan da ayarlayabiliyorsun. Oğlum çok iyi lan. Modifiye filtre yaptık he. Tamam. Onun dışında kornalara bir bakalım. Bakın kornalar nasılmış. Şu olacak abi. Tam böyle tır kuşu. Burada pes gerekiyor sanırım. Buna olmaz ki oğlum. Buraya olmaz ki bu. Nereye takacağım? Başka? Buraya yakındaymış. Oo, egzoza bak. Şu hoşuma gitti oğlum ya.
Oğlum çok iyi lan. Keşke biraz da önü basılabilse. Önü çok az basılıyor ya. Bak. Şu kadar. Arkada zaten az kalkıyor. Oha, jant boyunda mı çekebiliyorsun? Ben her zaman büyük lastik sevmişimdir abi. Var ya, büyük lastik her zaman beni cezbediyor. Çok iyi. Yani bu şey olayları çok iyi. Direksiyon nasıl bunun? Şuna şöyle bir tır direksiyonu, güzel bir direksiyon modifiye edeyim. Şey olsun ya, böyle bunlar da güzel. Motoru hayvan gibi motor yaptım yanında. Rengini de değişim bari lan. Hani değişmişken tam olsun. Siyah yok mu lan? Ha. Mat siyah hem de. Chrome var lan. Jant şeyini nerede seçiyorum? Cam tonu simsiyah yapacağım şu anda. O zaman aracın rengini şey yapayım, kırmızı yapayım ya. Çok değişik bir araç oldu lan. Hey yavrum benim be. Burada bir sürelim bir yerde. Zamanı değil de şurada sürelim abi. Şurada bir yerde. Şimdi maksat bir arabaya bakayım. Arabayı güzel yaptık bence. Bakayım sesi nasıl. Of. Lan sesi çok iyi olmuş. Aga çok iyi lan.